Apple yeni iOS 16'yı duyurdu. Bu videoda sizlerle beraber iOS 16 ile gelen tüm gelişmiş özelliklere ve hangi cihazlar iOS 16'yı alacak bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle bana destek vermek için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Baktığınız zaman iOS 16 çok büyük yeniliklerle gelmiyor. Yine klasik Apple'ın tasarımı, arayüzü, her şey korunmuş durumda. Ancak baktığınız zaman burada çeşitlendirmeler ve özelleştirmeler yapabileceğiz. En güzel geliştirmeler birinin kilit ekranında olduğunu söyleyeyim. Burada artık kilit ekranını çok daha fazla özelleştirebilmemiz sağlanıyor. Artık kilit ekranını tamamıyla değiştirebiliyoruz. Kilit ekranındaki özelleştirmeler neredeyse sınırsız diyebilirim. Kilit ekranında saatin rengini, araç takımlarını kullanabilirken derinliği bulunan bir fotoğrafın arka planına veya ön tarafına da saat kadranını alabilmemiz de mümkün. Ve yazı tipini, boyutunu, her şeyini istediğimiz gibi rahatlıkla özelleştirebiliyoruz. Bunların dışında duvar kağıtlarını direkt olarak menüsünü kaydırarak da değiştirebiliyoruz. Kilit ekranına eklenen özellikler bunlarla sınırlı değil. Bunun dışında spor aktivitelerinde kilit ekranından canlı bir şekilde takip edebileceğiz. Tabii ki burada yayın olarak değil, skor tabelesi olarak kilit ekranımızda olacağını söyleyeyim. Şu anlık beyzbol gibi sadece Amerika'da oynanan sporlarda geçerli olduğunu da belirteyim. İlerleyen güncellemelerle basketbol, futbol gibi alanlarında geleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca iMessage'da da bazı değişiklikler var. Apple artık klasik bir mesaj uygulaması değil de sosyal medya uygulaması gibi bazı geliştirmeler de getirdi. iMessage üzerinden attığımız mesajları iptal etme, geri alma, silme gibi özellikler iOS 16 ile birlikte önümüze çıkacak. Ve dikti ile yazdırma konusunda, yani sesli yazdırırken bazen hatalar olabiliyordu. Ve noktalama işaretlerini sesli bir şekilde söylemediğiniz zaman, yani soru işareti edemediğinizde kesinlikle koymuyordu. Artık yapay zeka desteği ile beraber yarın gelecek misin dediğim soru işaretini otomatik olarak koyacak veya diğer cümleleri tamamladığımız zaman da noktalama işaretlerinin güzel bir şekilde yerleştirileceği söyleniyor. Yani dikteyle yazdırmak artık hem daha pratik olacak hem de herhangi bir düzeltme yapmamıza da gerek kalmayacak gibi gözüküyor. En azından Apple'ın söylemleri bu yönde. Dostlar, dikteyle yazdırma gerçekten benim çok fazla kullandığım özellikti. Bunun geliştirilmesi iyi olmuş, ancak şu anda büyük ihtimalle sadece İngilizce sürümünde çalışacak. İlk güncellemelerle Türkçe'ye de bu özelliğin geleceğini söyleyebiliriz. Ancak şu anlık yalnızca İngilizce sürümünde çalışıyor. Diğer özelliğimize geldiğimizde canlı metin özelliği iOS 15'te gelmişti. Artık iOS 16 ile bu özelliğin çok daha geliştiğini söyleyebiliriz. Önceden ne yapabiliyorduk? Kitapta veya herhangi bir metin parçasını gösterdiğimiz zaman bu metni otomatik olarak algılayıp fotoğraflar üzerinde bu metni kopyalayıp istediğiniz yere hızlı bir şekilde yapıştırabiliyorduk. Artık bu özelliği video tarafına da getirdiklerini söyleyeyim. Özellikle not almamız gereken videolarda bu özelliğin gerçekten işe yarayacağını düşünüyorum. Haritalar tarafında da bazı iyileştirmeler mevcut. Bundan öncesinde iOS 15'te 10-15 şehir için ciddi anlamda gerçeğe yakın bir şekilde 3D modellemeler yapılmıştı. Bunların biraz daha gelişeceğini söyleyebiliriz. 10-15 şehire daha, yani toplamda 30-35 civarında şehirde bu şehir ve ülkelerin daha da arttığını söyleyebiliriz. Ancak yine bu şehirler arasında Türkiye'den herhangi bir şehrin olmadığını da söyleyeyim. Haritalarda asıl işimize yarayacak olan özellik kesinlikle durak ekleme kısmında oldu. Yani mesela gideceğiniz 3 yer var ve bu 3 yer içinde önceden ayrı ayrı rotalar oluşturmanız gerekiyordu. Artık tek bir rota içerisinde farklı duraklar ekleyerek kullanımımız çok daha rahatlayacak diyebilirim. Bu özellik gerçekten çok pratik ve faydalı olmuş. Gizlilik kısmında da yine yapılan geliştirmeler mevcut. Bunun dışında Apple Pay ve cüzdanlarda da farklı yenilikler geldi, ancak bunlar ülkemizde maalesef ki kullanılmıyor. Dostlar, baktığınız zaman iOS 16 ile gelen belli başlı en önemli özellikler bunlardı diyebiliriz. Şimdi asıl meseleye gelirsek, iOS 16 hangi cihazlara gelecek, bunlara yakından bakalım. Açıkçası listeye baktığım zaman gerçekten çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Burada herkesin almasına kesin gözüyle baktığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus emekliye ayrılmış durumda. Haliyle iPhone 6s, 6s Plus gibi modellerde bu güncellemeyi almayacak. Bunun dışında iPhone 8 ve üstündeki tüm modellerin iOS 16'yı alacağını söyleyebiliriz. Özetle A11 Bionic yongası ve daha üstü bir işlemci kullanan tüm telefonlar iOS 16'yı sorunsuz bir şekilde alacak. Belki iPhone 6s'in bile bu güncellemeyi alacağını beklerken iPhone 7 ile beraber ikisini de emekliye ayırmış oldular. iPhone 6s, iPhone 7 neden bu güncellemeyi almadı? Bu sorunun cevabı çok net aslında. iPadOS tarafına baktığımız zaman iPadOS 16 güncellemesini
iPad Pro 1. nesilden yani 2015 yılında çıkan bir cihazdan tutun da iPad 5. nesil gibi A9 işlemcisi kullanılan yani iPhone 6s'in tablet versiyonu olan iPad 5. nesil bile iPadOS 16'yı çok rahatlıkla alacak. Yani A9 işlemcili iPhone 6s'le birebir aynı performansı veren tablete bile iPadOS 16 gelecekken iPhone 7 Plus gibi iPad 5. nesilden çok daha güçlü bir telefona iPhone 7 Plus'a iOS 16'nın gelmemesinin tamamen stratejik bir hamle olduğunu anlayabiliyoruz. Peki dostlar, sizler iOS 16 hakkında neler düşünüyorsunuz ve almayacak cihazlarla ilgili görüşleriniz neler? Yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.